Merhaba arkadaşlar, bugün size çift kavramlı şanzımana sahip araçlarına dikkat etmeniz gereken 7 şeyden bahsedeceğim. Çoğu zaman bu şanzımanlar ısınma problemleriyle meşhur. Başınıza gelmemesi için yapmanız gereken birkaç şey anlatacağım. İlk olarak çift kavramlı şanzıman derken Volkswagen'deki DSG, Audi'deki S-Tronic ya da Porsche'deki PDK gibi yani bütün çift kavramlı şanzımanlar aslında aynı prensiple çalışırlar. Daha önce Tuğberk bunu anlatmıştı ve bu videoyu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Benim aracımda 2012 model Volkswagen CC. 7 ileri DSG'ye sahip ve kuru kavramalı bir DSG bununki. Volkswagen'in kuru kavramalı DSG'si aslında maksimum 250 Nm torku olan araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış. Bu aracın tam 250 Nm torku var. Bu sebeple en çok problem bu 1.4 TSI motorlu 7 ileri şanzımanlı araçlarında başına geliyor Volkswagen'in. Şimdi başlamak gerekirse ilk önce bir problem değil, çoğu insanın başına gelip yakındığı bir durumdan başlayalım isterseniz. Siz DSG'li aracınızla yolda gidiyorsunuz ve mesela pedalları varsa bu pedallardan vites değiştiriyorsunuz ya da manuel modunu aldınız. DSG'nin çalışma prensibini izlediyseniz DSG otomatik olarak siz 4. teste seyrederken bundan sonra 5'e atacağınızı varsayar. Standart bir hızda gidiyorsanız. Ve bu yüzden kendisinin bir sonraki vitesin 5 olacağını varsayarak hazırlar. Ama siz bu hazırlanmışın dışında vitesi bir anda küçültmek isterseniz DSG o 5. vites yerine bir anda 3. vitesi getirir ve bunu yapması da biraz zaman alır. Bu sürede de biraz zaman geçer. Bu konuda çok söylenen oluyor. Acaba DSG'm bozuluyor mu? Şanzımanda bir problem mi var gibi birçok soru alıyoruz. Bu bozulma değildir. Tamamen çift kavramalı şanzımanın çalışma prensibiyle alakalıdır. Dediğim gibi siz 4. vitesi seyrederken o eğer sizin 5'e atacağınızı varsaymışsa 5. vitesi hazırlar. Ama siz 3'e geçmek isteyince hazırlamadığı bir vites olduğu için orada bir zaman kaybeder. Bu da oldukça normaldir. İkincisi çok gelen sorulardan yine bir tanesi ışıkta durduk mesela vitesi boşa almamız gerekir mi? Bu bir fayda sağlar mı? Hayır, bu bir fayda sağlamaz ama bu bir zarar da sağlamaz. Zaten siz durduğunuz zaman aracınız otomatik olarak kavramayı açacaktır ve araç artık kavruyor olmaz. Motor dönecektir ve şanzımana herhangi bir yük binmeyecektir. Adeta boşta gibi. Bu yüzden ekstra boşa almanızın hiçbir fark yaratmaz yani aracınızın üzerinde. Eğer siz kendinizi öyle rahat hissediyorsanız boşa alabilirsiniz. Ama boşa almamanız da hiçbir sorun teşkil etmez. Bununla bağlı olarak yine şanzımanınızın bozulduğunu düşündüğünüz bu trafikteyken çift kavramalı araçların takır tukur böyle bir anda ileri geri sıçrama hareketleri yapması çok soru oluyor. Şöyle söyleyelim, genelde bu araçlar performans araçları olarak tasarlandığı için ve daha demin bahsettiğim prensiple alakalı siz durağan pozisyona geldiğiniz zaman aracınız kavramasını bırakacaktır. Kavramayı ayıracağı için motorla tekerlerin bağı kesilecektir kısacası. Trafikteyken sürekli ileri gidip durduğunuz için kavramayı kesip tekrar kavrayacaktır ve kavrama anını siz fazlasıyla hissedebilirsiniz. Bu biraz araçtan araca değişir tasarlanma şekline göre. Özellikle sportif araçlarda bu fazla hissedilir çünkü bir an önce kavraması istenir. Siz gaza bastığınızda araç bir an önce kavrayacağı için bu ileriye sıçrama hareketini ya da geriye yapıştırma hareketini yapacaktır. Bu tamamen kavramanın hızlıca birleşip ayrılmasıyla alakalıdır. Araçtan araca bunun konforu değişir. Dördüncü olarak bahsetmemiz gereken şey ise ayağınızı frenden çekerek aracın kendi kendine ilerlemesini sağlamak. Şimdi bunu konuşurken ilk önce kuru kavrama ve yaş kavrama olaylarını anlamak gerekiyor. Çok basitçe söyleyeyim çünkü bunun detaylı videosunu çekeceğiz. Kuru kavrama diskler birbirlerine gerçekten fiziksel olarak değip kuru bir şekilde birbirlerini çevirdikleri durumdur sürtünmeyle. Yaş kavrama yine diskler aynı şekilde birbirini çevirir ancak bir yağ tankının içinde olur bu durum. Yani yağ bulanmışlardır. Bu yüzden kuru kavramada aslında her ne kadar daha az kayıp olsa da her ne kadar daha çok ani tepkileri alabilseniz de ısınmaya karşı daha dayanıksız olacaklardır. Daha çok ısı açığa çıkacaktır ve bu ısı daha zor atılacaktır. Bunun gibi bir araçta mesela ışıkta ilerlerken ayağınızı çektiğinizde şanzımanız tam kavramayacak ve bu yüzden sürekli bir kayma durumu ve zorlanma durumu olacaktır motorda. Bu da gereksiz ısı açığa çıkaracaktır. Bu da DSG'nin ısınmasına etki edecektir. Tabii ki bu ısınmayı ve aşınmayı gazı köklemekle karşılaştırdığınız zaman durağan halden bu oldukça azdır ama gazı köklemek sizin kendi zevkiniz için yaptığınız, aracınızı kullanırken keyif aldığınız bir durumken ışıkta ayağınızı frenden çekmek aslında tamamen gereksiz yaptığımız bir durumdur. O yüzden yapacağımız şey yeşil ışık yanmasını bekleyip o ana kadar ayağımızı frende tutmak ve yeşil ışık yandıktan sonra ayağımızı frenden çekip gaza basarak ilerlemektir. Gereksiz yere aşındırmamızın hiçbir anlamı yok. Bu alışkanlığı kesmemiz aracın sağlığı için önemlidir aslında. Şimdi aynı durum mesela ışıkta durduğunuzda bir yokuşta da olabilirsiniz. Yokuşta peki ne yapacaksınız? Genelde çift kavramalı şanzımana sahip araçlarda hill holder sistemi vardır. Yani siz ayağınızı frenden çektiğiniz zaman aracınız geri geri kaymaz ve gaza bastığınız anda kavrar ve ilerlemeye başlar.
Bazı araçlarda bulunmayabilir. Bu durumda da aracınız geri kayacaktır eğer hill holder'ınız yoksa. Ve bir süre sonra siz geri kayarken aracı tutmak için gaza basacaksınız ve eğer henüz yeşil yanmadıysa aracı böyle stabil tutmak için frene basarak durmak yerine çoğu taksicinin aslında manuel viteste yaptığı şeyi manuelden sonra DSG geçişini alışkanlık olarak yapmaya devam edip gaza basarak kendinizi dengeleyeceksiniz. Bu gerçekten zararlı. Fazla aşınmaya sebep oluyor. Fazla ısınmaya sebep oluyor. DSG'nin de ömrünü oldukça kısaltıyor arkadaşlar. Olur da aranızda böyle yapanlar varsa buna dikkat etmenizi öneririm bu konuda. Sadece frende durun. Demin dediğim gibi ışık yanınca gaza basarak harekete başlayın. Yani bu durum tam otomatik şanzımanlarda biraz daha farklı olacaktır. Daha önce tork konvertörünün nasıl çalıştığını anlatmıştım. O araçlarda yokuşta kalkmak, yokuşta durmak falan daha basittir ve aracı zarar vermez. Ama DSG'de bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi gittikçe daha zararlı şeylerden bahsederken bir sonraki aşamada böyle İstanbul gibi yoğun trafikli yerlerde aracın önü biraz açılınca gaza sert basarak bir anda hızlanıp bir anda fren yapmak. Bazen canımız sıkılabiliyor trafikte. Kendimize aksiyon arıyoruz, heyecan arıyoruz. Ama gerçekten DSG'li araçlarda bu oldukça zarar veriyor araca. Fazla aşınmanın en büyük sebeplerinden biri fazla yük bindirmek gerçekten şanzımana. Performanslı kullanımda tabii ki kullanacaksınız. Aracınızı bu yüzden almışsınız. Ama trafikteyken bu kısa mesafelerde gaza yüklenip bir anda frene basmak gereksiz bir şekilde kavramanızı aşındıracaktır ve gereksiz ısı açığa çıkaracaktır. Kavrama her zaman bu ısıya dayanamayabilir. Ve son olarak bahsetmem gereken şey ise launch kontrol. Şimdi bazı arabalarda launch kontrol opsiyonu bulunacaktır. Bunu kendi kullanma kalıbınızdan bakabilirsiniz launch kontrol yapılıp yapılamayacağını. Launch kontrol yaparken aslında önemli olan nokta şu. Çoğu araçta bunun tasarımı var. Çoğu araç siz frene ve gaza aynı anda bastığınız zaman belli bir devire kadar aracı motorunu getirecek ve freni bıraktığınız anda da kavramayı sağlayarak aracınızı bir anda kaldıracaktır. Hatta çoğu araçta da fazla zarar vermeyin, gereksiz yüklenme yapmayın diye uzun süre ayağınızı frenden çekmezseniz motor devrini geri düşürecektir. Ama yine de bir tavsiye olarak söylüyorum. Launch kontrolü yaparken olabildiğince kısa tutmaya çalışın fren sürenizi. Çoğu araç aslında kavramayı tam birleştirmeden bekliyor. Bazıları kavramayı birleştirip bekliyorlar üzerine yük bindirip bir anda bıraktığınız zaman. Ama her halükarda launch kontrolde fren süresini olabildiğince kısa tutmak çift kavramalı şanzıman için en iyisi olacaktır. Ve bu sayede hem aracınızın zevkini çıkarabilir hem de aracınıza bir zarar vermezsiniz. Umarım bu bahsettiğim 7 şey aklınızdaki bazı soru işaretlerini silmiştir. Aklınızda birkaç soru işareti varsa bunları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Daha birçok böyle video için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hepiniz hoşça kalın.